sergiyi. Henüz geldim. Değişik bir çalışma. Cansu Hanım, evet. Yani biraz Cansu, tabii. Cansu, yani siz değerlendirmenizi alalım yani. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Biz bugün İstanbul'dan Kemal Sayılı ile beraberiz. 25'ine kadar bizlerle olacak bu sergi. Heykel sergisi. Biz çok heyecanlıyız. Ama çok enteresan. Ben hiç görmedim yani. Nasıl yapmış değil mi yani? Evet, mesela bu ağaç kökü. Tabii Kemal Bey de burada daha iyi anlatır ama ağaç kökü. Ters düşünün. Ağaç kökü. Yani ağaç kökünden bir at kafası. Evet. Değerlendirmiş. Çok enteresan. Aynen öyle. Yani sanatın demek ki sonu yok. Evet. Tema sanat, savaş sanatı. Tabii biraz milattan önceye gidiyoruz burada. İşte kasklar, yelkenliler, savaş aletleri, özellikle kalkanlar, kılıçlar, savaş baltası gibi işler var. Çok başarılı. Teşekkürler. Evet, çok başarılı bence. Evet. Devamlı sergiler edeceğiz. Olmaya başladı değil mi efendim? Ayveli Art'ta. Aynen öyle. Aynen. Mükemmel. Devam edecek mi? Daha var mı efendim ileride? Evet, bundan sonra da devam edecek. Onları da duyuracağız. Her zamanki gibi bizi takip etsinler. Çok mersi efendim. Efendim merhabalar. Şu an evet Ayvalı Art'tayız. Evet. Kemal Bey'in çalışmasını nasıl buluyorsun efendim? Kemal Bey'in çalışmaları hoş. Size yaklaşık mı? Değil ama meslektaşız, heykeltıraş. Buyurun. Aslında taş yontan bir arkadaşımız ama ahşabını tabii eski tatlarını ve şeyden çok iyi kullanmış. Savaşla ilgili bir sergi düzenlemiş. İşlerini çok beğendim. Meslektaşımıza başarılar diliyorum. Çok maşallah. Hanımefendi değerlendirmenizi alayım biraz. Çok güzel, çok beğendim. Çok güzel. Ellerine Kemal, sağ. Evet. Kemal. Evet, şu an Kemal Sayılı ile birlikteyiz. İstanbul'dan geldiniz, hoş geldiniz. Hoş evet, biraz bahseder misiniz efendim? Çalışmanızdan biraz bahseder misiniz? Buyurun. Mikrofonunuzu. Hı, buyurun. Öğrencilik yılıma dayanıyor. Bir bitirme projesinin devamı niteliğinde. Savaş sanatı ile ilgili. 10 yıllık bir süreci var bu çalışmaların. Nerede esinlendi efendim? Nerede esinlendiniz? Ben onu nerede merak ediyorum böyle. Bir yerden gördünüz mü? Yani ben şunu şuraya getirebilir miyim? Çevirebilir miyim? Ahşabı en iyi anlatabilecek ya da en iyi dile getirebilecek bir tarz olduğunu düşünüyorum. Savaşla ilgili aletlerin ve malzemelerin kullanılması. Çünkü sıcak bir malzeme. Gerektiğinde sert bir malzeme olabiliyor. Yani bunu sizin nasıl onu adapte ettiğinize ya da insanlara tanıttığınızla işlem açısından, görme açısından, herkesin değerlendirme açısından. Peki niçin Ayvalık? Ayvalık taşınır burada. Kaçın serginiz? Cem Bey benim eski bir dostum. Cem Bey burası açılmadan önce beraber gelip konuyla ilgili tasarımlar işte görüşmüştük serginin açılması konusunda. Sonra kendisi teklif etti bana. Ben de çok sıcak baktım. Ve İstanbul'da hani olması gereken bir sergi şu an Ayvalık'ta. Peki efendim Avrupa'da falan düşünüyor musunuz? Yani. Avrupa'da düşünüyor musunuz? Başka yerde? Açıldın mı daha önce? Avrupa'da düşünmüyorum. Bu benim ilk sergim ve ilk kişisel sergim. İlk heykel sergim. Bu mekandaki ilk heykel sergisi. Yani her şey ilklerin yaşandığı. Peki efendim sergiler satılır mı ya? Satılık mı? Yani birisi boşuna gittiği zaman alabiliyor mu yani? Tabii alabilir. Olabilir. Yani herhangi şu, bir ürünü. Şu çok güzel yani. Bu hangi, ne, biraz anlatır mısınız? Hangi ağaçtan bu tür malzemeler yapıyorsunuz? Bu bir traves. Travesten yapılmış bir ahşap. Bu çağrı insanları uyarmak için bir boru, borazan, o döneme ait bir borazan. Hemen şuna gelelim. Biraz bahsedersiniz. Sevinirim. Buyurun. Bu bir kask. Nereden esinlendik efendim? Evet. Bunu ben daha büyüğünü yapmıştım. Okul döneminde bitirme ödevim olarak. Savaş giysisi efendim. Evet. Kendime göre yani kendime kendi büyüklüğüme göre yapmıştım. Çok iyi. Onu başkasına satmış olduğumuz için Cem Bey'e bir tane yapma gereği duydum yani ama alet ve edevatları bulamadım. Hiçbir şey yok. Küçük bir yapma. Şuna bakalım. Bu da çok önemli efendim. Bu doğal bir ahşap kökünden ahşapsız ben zaten direkt bakıyorum ama savaş görüyorum tabi. Ama yukarıda hiçbir değişiklik yapmadan koruyarak evet. Ağaç kök olduğunu görebiliyoruz. Anlatmaya çalışıyorum. Şunu alabilir miyiz efendim? Bu yine bir tekne.
teknenin soyutlanmış hali. Bu yine bir Turgut Kuran resim etken yarışmasında bir sergileme almış bir çalışmadır. Bunlar yine okul döneminden ilk başladığı ürünler, kılıç ve kalkan. Yani konsepte uygun olmaz aslında. Bunun parçaları bu çok güzel. Farklı bir yerlerden geldi. Mesela bir Rus gemisinin teknenin alt kısmıdır bu. Bu da bir apıçısı. Bir apıçıların altı. Altıdır. Evet. Vay, çok güzel. Başlangıç noktasıdır. Çok iyi. Detaylar işte. Bir de bu kasktır. Konutlanmış bir kask. Evet, değişik. Modern tarzda bir kasktır. Ağaç seçiyor musun efendim? Ağaç seçiyor musun herhangi bir ağaçtan? Ağaç tabii ki seçiyoruz yani. Yaş ağaç ya da ne bileyim çatlaması mümkün olabilecek ağaçları kullanmıyoruz. İşlem genelde açısından değil mi? Kuruttuktan sonra işlem yapıyoruz. Ve iyi bir kaliteli bir ağaç olmasını tercih ediyoruz. Çünkü hani ileride dayanıklı olması için. Efendim çok başlı. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Diğer çok yerlerde miğferlerimiz, boynuzlarımız var mesela. Onlar da orijinal. Oluyorum. Niye çok sıcak? Şu. Evet, belki bir 100 yılı aşkın kanı tekeridir. Kanı tekerin içini boşaltıp hiç dokusunu bozmadan sadece üzerine eklemeler yaparak böyle bir form vermiş. Şunu kullanmışlar. Sağ olun. Evet, evet. Bu da aynı şekilde herhangi bir metali form vererek ve diğer parçaları eklemeler yaparak kiraz ağacının dalıdır. Evet. Bu da bir güç isimli bir sergimiz. Sergimiz. Biz size efendim çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sergime herkesi davet ediyorum. Çok mersi. Sağ olun. Ne zaman açık? Kaçta kaça? 10'da 25'i arası sergimiz. Herkes gelip görmek isteyenler Ayveli ve gelip görebilir. Ayveli Art. Çok mersi. Teşekkür ederiz. Evet. Cem Bey yorumunuzu alayım. Arkadaşınız oluyormuş İstanbul'dan. Değil mi? Öğrencilerimden. Cemal. Evet. Çok eskiden beri arkadaşım. Evet. Hoş geldin. Fuarlara da katıldık. Hoş geldin. Şimdi geçmişim yok. Heykellerini her zaman çok beğendim. Çok takdir ettim arkadaşım. Ve ilk sergisini burada açmak kısmet oldu. Çok iyi. Çok güzel eserler. Daha ileride bekliyoruz efendim. Güzel şeyler bekliyoruz sizleri. Evet. Tabii ki. Harika, yani, çok güzel. Kızım var mesela, kızımın. Evet. Başında gördüm, çok güzel. Evet. Bir doğum günü. Evet, bakar mısın? Doğum günü kendisine ait bir kaskı var bugüne özel. Süper, harika. Eşim. Evet, eşinizi destekliyor musunuz efendim? Kesinlikle. Her zaman arkamda olur. Siz İstanbul'dan değil mi? İstanbul'dan. Evet, uğraşıyor musunuz siz sanatla uğraşıyor musunuz? Ben de resim mezunuyum aslında. Oo, çok iyi ya. Destek var her zaman yani. Aynı okuldan mezunuz. Harikasınız. Çok merhaba. Teşekkür ederim. Hemen bir kare alayım.